değerli misafirlerimiz. Diyorlar ki bazen gözlerinden deliler buluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu senin sevmene gerek kalmadan biz o meseleyi başkasıyla hallettik. Birer birer düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayenle. Az önce Kore noodle yediğim için dudaklarım şu anda sanki doldurulmuş gibi ve kıpkırmızı. Ağladım da. Bir sebepten ağlıyorum videolarda görüyorsunuz. Geçen sefer gerçekten son dakika malum hastalığa yakalandığım için bileti iptal etmek zorunda kalmıştım. O nedenle yarın sabah aslında uçağa binecek olmama rağmen yarın öğlen diyeyim. Hala gidecekmişim gibi gelmiyor Türkiye'ye. İçimden de bahçe bu kadar güzelken böyle bir güzel bir intro çekmek geldi. O yüzden şu tüpümü bırakıp çiçeklere geri dönüyorum. Şu an bir şey fark ettim. Sivrisinekler. Ve Robin de yok yanımda. Yemek yiyor şu anda. Aa, gitmesem mi yukarı? Şu an çok korkuyorum. Aa, bir tepeye çıkmak istiyordum ya. Hiç acımadan ısırdı ya gerçekten 10 saniyede. Hani böyle çok acı acı kaşındırsınız ya. Şu anda başıma gelene o yüzden kaçıyorum. Kaç yerimden ısırıldım belli değil. Koş. Kamera aşağıda diye telefonla çekiyorum. Umarım kalite aşırı fark etmiyordur. Her ne kadar Arpa'nın kamerası hani iyi de çok çok iyi de olsa, gerçi ben ön kamerayla çekiyorum, muhtemelen arka kamera daha iyidir ama vlog kamerasının yerini tutmuyor. Her neyse, şimdi yolculuk öncesi temizlenme, paklanma rutinime başlayacağım inşallah. Erteledikçe erteledim çünkü bir tane video yetiştirmeye çalıştım. En azından ben yoldayken yayına girsin diye. Sonu böyle pat diye bitiyor. Bahanem de işte biraz yolculuğa gitme olayı oldu, yoksa sonuna ekleme yapardım. Öyle yavaştan heyecanlandım. Yolculuk stresi başladı. Neyse, saat kaç oldu bir? Şu saate bakayım derken video kapandı. 10:30. Bu saatte kaldım. Hadi bakalım. Bu arada hazır buradayken göstereyim. Kepek sorunu olanlar için önerilen yegane şampuan buydu. Vichy'nin Derkos'u. Bendeki bu yeşil olan modeli. Modeli mi diyeyim? Bence başarılı. Yani şey de diyen oldu, çok saçlar böyle daha çok beyazladıkça kepek sorunu daha çok oluyor diye. Sanırım benimkinin de etkisi olabilir ya da suyun çok kireçli olması olabilir. Son dönemde çok artmıştı çünkü. Ondan önce de şunu kullanıyordum. O da, ay
Orada değil, şurada ya. Gözümün önündeymiş, uzağa gittim. Bu şampuanı. Bu yani ilk kullandığım 2 ay güzeldi. Sonra tekrardan sarpa sardı. Niye bilmiyorum. Şu anda mı mutluyum bundan. Tek olayı erkek parfüm gibi kokması. Bana bir erkek şeyini hatırlatıyor. Böyle Arcon aftershave falan. Evet. Adeta. Niye öyle? Şikayetçi değilim ama yani hani bir çiçek kokusu falan iyi olurdu. Saçımızda şimdi aftershave gibi kokmasın. Aftershave. Gidiyorum. Yeter. Bu akşam daha bir şey söylemem. Sabah görüşürüz sanırım. Bye. Şimdi check-in'i tamamlayacağım çünkü internette mümkün olmadı. Biraz kalabalık ama erkenciyim, o yüzden şu an stresli değilim. Kapıdan geçtim. Şimdi bir arkadaşıma parfüm hediyesi bakacağım. Aklımda bir parfüm var ama emin değilim o kokuyu sever mi, çok mu hafif kalır diye. Ben seviyorum bu kokuyu ama o da sever mi? Pasaport kontrolünden geçtim. Oturum kartımı niye vermedim? Sadece pasaportu verdim, o yüzden birkaç böyle gergin anlar yaşandı. Vizelerde diye böyle bir karıştırdı sayfaları. Benim de dank etmedi kafama. Sonra dedi ki ben hani gelişte tamam hep gösteriyorum ama gidişte niyeyse vermedim. Gitmeyeli bayağı uzun zaman olduğu için unutmuş da olabilirim ya da. O da dedi ki mutlaka göster giderken de gelirken de. Peki dedim. Öyle, şimdi kapıya geldim. 21. Evet, göremiyoruz şu anda. Bayağı insan bekliyor. Bakalım, şu an için rötar yok. Neye? Gözü dalıyordu normalde. Şimdi ağlamadı mı diyor? O kadar çok özlememiş. Demek ki. Sonra... Demek ki. Ağlama dedi bana. Bunlar ne böyle? Ha, bu nedir? Oha, halk mı? Gerçekten havalı. Ben videoda hiç bahsetmedim ama evde yeni birisi var. Ve bu yeni birisi benim yıllarca istediğim ama ben de yapıyorum. Diğer çocuk geldi. Mehmet, nasıl başardın başarı öykünü? Birazdan Leyla ile tanışacağız. Leyla,
İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Benim yıllar yılı istediğim şeyi, alerjim var diye almadığınız şeyi. Nerede bu kız? Leyla! Leyla! Sesim mi farklı geldi? Kızım? Bak bak. Yemek yeri burası mı? Şu gelmiş mi? Bilmiyorum, şimdi açacağım bir dakika. Leyla! Rona gelmiş. Özür. Vereceğim. Topkun. Elini yıka. Nerede? Elini yıka, gel gel. Ha doğru, elimi yıkayacağım. Oy da duruyor. Miyav miyav, ne oldu? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Dur elimi yıkayıp geliyorum, bekle. Bekle minnoş. Ne oldu? Ne oldu? Allah kahretsin. Şu tontişe bak. Suratına bak, tatlış. Ay bu ne Mehmet, çok yumuşak bu. Kenara bak, kenara bak. Ay aşırı yumuşak. Tamam bırak bırak. Sakin oynasın. Bunu şimdi fotoğraf şeylerini çekeriz. Çek böyle. Simba. Kızım abla da geldi. Sen ne yapıyorsun orada? Acaba sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun sen? Sen buraya mı giriyorsun böyle? Burada mı duruyorsun sen? Hep böyle karanlık yerleri falan seviyorlar ya. Böyle duruyor öyle mi? Burada durmayı seviyor böyle. Seviyor. Dikkat et ha. Ama. Bir şey olmadı. Seviyor bunu. Gerçi sesi çıkar herhalde. Miyav miyav. Hoşuna gitmedi mi? Şey yapayım. Miyav miyav. Adamların takdim yapacağım diye. Yazarım derdi mi kendimi? Ey. Bu kaderim ben ne bu? Heh. Bu derdin. Bu kaderim ben ne? Bu derdi ne? İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Yok. Arkadaşlar bu arada bu Mustafa Sandal'ın En İyi Bestem dediği parça orijinali Punjabi MC Mirza olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda Davut Güloğlu, Katula Katula yine Punjabi MC'nin yani müzik dünyasını bitireceğim. Sahneyi terk etmek gerekiyor. Video çekiyorum. Şöyle dönsene ya. Ablamayız. Ne oluyor acaba? Şunu annem yapmış. Aşırı güzel değil mi? Pire. Sen kedi değilsin, sen piresin ama. Pazar gününden günaydın. Ben yine Leyla ile oynamaya devam ediyorum. Babam ekmek almaya gitti. Simit falan alacakmış. Neredesin? Ha, buradasın. Ben de nereye bakıyorum?
Memo uyuyor hala. Anneannemler, teyzemler, ondan sonra diğer teyzemler kahvaltıya gelecekler birazdan. Gülbent'ini çıkardın, onu tak bari. Niye? YouTube'a koyacağım seni. Ya kız ne diyorsun? Ya kız işte abla, ne diyeyim? Dur, dur, dur. Anneciğim dur, bu göğüslere bak. Dur lan, dur lan, dur lan. Aşkım benim. Artık uzak gözlüğümle de yakınır bakıyorum. Ne? Bunu çıkarmam lazım. Öyle mi? Ama bunu çıkarmam gerekiyor. Şey camdan mı? Üstten alıyorum. Hatta dün dedim ki sen alsana şifreyi bana o ver unuttuk. L değil miydi? Şifre değişti mi? Şifre L değil miydi? Kızım mı gelmiş? Yavrum mu gelmiş? Geldin. Hoş bulduk. Ya niye kapıda avlatıyorsun? Bana avlatma değil mi? Geldin. Ne haber? Bunu yeni görüyorum. Evet, tabii ki daha yeni görüyorsun. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Öyle güzel olmaz bir ihtimal. Böyle gidince. Kankamın yeni burnu. Hayır. Burada sivilce mi çıktı? Şimdi şey yaptım, oynadım. Sıkma, ne sıkıyorsun? Sıkıyorum. Ya hayır. 15 yıldır aynı şey. Herkesin evinde godiva olması. Mehmet'in iş yerinde vermişler. Şey. İnşallah beğenirsin. İnşallah güzeldir. Aa, ben güzel. Bir koklayı verdim ama. Evet. Seversin parfüm. Severim tabii ki. Ama güzel. Yapma. Daha güzel şey. Yok. Kamerayı. Öp. Git sık da gel. Ha, çıkartayım ha. Çıkarken sıkayım. Ha, o olur. Tamam. Ay kanka. Şimdi bir şişeme atmıştım çöpe. Aa. Bitti diye. Evet. Ya bak attığın yani, gibi geri geldi. Bitmek üzere bunu da atacaktım. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç aklıma parfüm de gelmedi. Son dakika geldi. Rahmet etmişsin aşkım. Senin gelmen hediye. Olsun aşkım. Güle güle kullan. Tamam, aynen değil mi ya? Kulak arkası. Durulur yani. Yok, aynen. Güzeldi. Sena'nın motivasyonu Pınar Deniz saç pelçemini öne, şey kulak arkasına atmıyorsam ben de böyle yaşayabilirim. O zaman köprü, maşe. Heyecanlıyız. Göğsü üç tane yiyecek. Üç tane mi yiyecek? Niye yani ya? Yemezsin, yerim. Al sen limonu. Her türlü ya. Güzel çıkıyor şu anda var ya. Çok net çıkıyor. Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Benim ısırma kız. Isır mı akşam? Mehmet çalışamıyor gördüğünüz gibi. Ne diyeceksin? Ha konuşacak mıyız? Dur bunu sil, ben bilmiyordum. En güzeli. Soy ismi T. T, T o zaman. T. Süper, teşekkür başka ederim. Var başka var mıydı? Bir tane var. Stone'a bakayım hızlıca. Yok varsa buradan hemen. Okutayım barkodu. Elimde kaç tane var? Bir tane var. Aynısından sipariş geçebilirim isterseniz. Ha yok, o zaman ben... O zaman internetten sipariş ederim. İkisinden bir tane aynı kitabı. Tamam, aynı kitabı alalım, evet. Aynısından. Bunda da mı tek? Mirası da var. Olmadı, mirası beraber okuyalım o zaman.
Evet, ondan da bir tane. Aynılarından getirelim. Demek ki o zaman kısmetimiz mirası okumaktan. Anneannemin donuna döndü bu ne ya? Ha bu nedir? Bunun bu menemen gibi bunun rengi ya. Yani aslında deseni güzel yakından ama uzaktan ne bileyim. Sarısı seviyor musun dedim ya? Seviyorum ama bu belli çok mu lan bunu? Geriye ne kaldı? Seçeneğim kalmadı. En tek seçeneğim yok şu an. Bakayım şunun varsa bakayım. Ben en çok onu beğendim galiba. Böyle yapıyoruz, tamam mı? Kolaylık olsun diye. Bir Rafi'nin yaptığı daha inceydi. Daha ince de yaparsın. Pardon, daha kalındı. Yok, biraz ince. Galiba yapayım. Biz kalın yaptık. Ya ben bu yuvarlamayı yapmıyordum. Ben direkt elimi alıp çekiyordum. Yuvarlama yapacaksın. Ondan sonra bastırarak yani bak. Bir de şurayı, tahta üzerine olsun. Bak. Bu güzel değil mi? Güzel. Ama şurası tam olacak. Burası hamur şu anda. Hamur. Hamur mu hamur. Ama bak şuraya bak. Her evet. Tarafı. Biliyor musun? Bizim yaptığımız hep daha hamur kaldı. İşte kalın oluyor işte. Kalın oluyor. Galiba biz zaten bunu bu kadar kısa tut, küçük ve ince tutmadık. Onun da etkisi var. Bu oldu bence. Evet daha ince. Bak ben bayağı bastırıyorum ama bak dikkat evet. Ederim. Zaten benim elim acımıştı yaptıktan sonra. Evet yani elim acıyacak. Bak görüyor musun kuvvetle bastırıyorum. Evet. Öyle yaptığı zaman incecik olacak ki evet. Makarna gibi olacak yani. Buradaki amaç şey aynı fuyak makarna gibi. Yapıştı buraya. Hamur koy üstüne bunu. Çıkar onu. Tamam onu bırak onu bırak. Yemek kız. Kurtlanayım. Kurtlanırsın. Burası şey olmuştu. Ben yapmayayım. Sen bilerek mi yaptın? Evet, un var diye orada. Ha tamam. Pazartesi akşamına geldik yavaştan toparlanmaya başladık hurçlar vesaire bir sürü kitap aldım ondan sonra oje vesaire aldım ama şu anda ışık çok kötü hani gerçi ha en azından pembe olduğunu görebiliyorsunuz o muhtemelen gittikten sonra gösteririm bunları bugün Sena gelecek annesi gelecek onun ondan sonra Ozan gelecek kuzenim arkadan serenat. Senin sevmene gerek kalmadı. Biz o meseleyi başkasıyla hallettik diyor. Ama ben netleyemiyorum şu anda. Burası. Şey, simit mi koktu? Ne koktu? Pasta, makyaj diyorlar. Evet, yukarı çıkacağız. Burada şeyler var sadece. Kahve şey yukarıda. Bunlar neymiş? Yabancı yayınları. Ben Zeytinburnu'nun çocuğusun. Ben paşa çocuğuyum ben. Fatih doğumluyum ya. Yani koparamıyorsun bir şeyleri. Koparmak da istemiyoruz. Aa, yeni kitabı. Şu kitap var ya baba. Hı. Bu kitabı Allah. Gökyüzünde ne çok yıldız var. Biri parlak, biri ürkek, biri yalnız değil sanki burada. İçimizde ne çok hırsız var.
Biri aldı beni götürdü sonra sattı hem de yok bahasına. Şu hırsızlar. Her gece rüyamda senin kılığında dolaşırlar. Ne buldun? Bu Aslı'da var galiba diye biliyorum. İşte ben bunu okumadım ama. Aslı'dan çok... alabiliriz. Onun olmayanı aralım. Arayabiliriz onu. Çok... Burada çirkin çıkarım ben. Ortada çekeyim, ortada. Video çekiyorum şimdi. Çıplak adamı çektik. Bu poşet. Burada benim getirdiğim çamaşırlar vardı hani. Diğerlerine karışmasın ya. Ağırlığa mı bakacağız şimdi? Aynen, bir koyalım. Ağırlığa bakalım. Onu giyeyim. Leyloş görüşürüz. Kendine iyi bak kuşum. Tamam mı? Hadi bay. Hadi bay bay. Bay bay bay. Muz mu olsun? Havaalanındayım. Yine kitapçıdayım. Çıkamıyorum. Kapı bilgisini yazmasına 15 dakika vardı. Ben de Diana gördüm, oraya girdim. 15 dakika kadınla sohbet ettik. Kitaplar üzerine konuştuk. Hatta bizim okuma grubunun ismi Gece Yarısı Kütüphanesi Okuma Grubu. O kadar üzerine konuştuk falan filan. Baktım 15 dakika geçmiş. Oradan da bir kitap aldım. Duramadım. Yüklendim, gidiyorum. Kamerayı yine çok güzel bir yere yerleştirdim. Havalanındayım, bekliyorum, kapıdayım. Ondan sonra uçak henüz gelmemiş gözüküyor. Ben de zaten bayağı erkenciyim. 2:20 geçiyor. Şimdi saate bakınca gereksiz bir bilgi söyleyeceğim. Benim daha önce bilmediğim. Bu Swatch'tan saati lise 2 zamanı falan almıştık ama Swatch mağazasından değildi. Meğersem pil değişimlerinde ücretsiz Swatch kendisi değiştiriyormuş. Ben yıllarca bunu yapmadım. Seneki ücretsiz oldu. Mağazasına gittik. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok önemli bir bilgi aktardım uçağa binmeden önce. Bay. Gördüm, bilmiyorum ki lavaboya geçeceğim demişti. Bakalım. Yoruldum. Şu anda yorulduğumu fark ettim. Acıktım. Annem kızacak şimdi. Yeme mi taze fasulye al şöyle. Taze fasulye yedim de evden çıkmadan. Zaman bloopers tanım, çıktı. Akdeniz. İşte böyle de şarkı seçilmiyor. Diyorlar ki bazen başta kandırıyorsun beni. Kandırıyorsun beni bu bes. Önce ya bunu da hep çaldım ama. Niye hışırtı oldu? Sumak ekşisi. Hı-hı. Bundan çok az acı koyacaksın. Herkesin kafası başka. Bu müzik çalayım beni koy. Bu nar ekşisini unutma. Babam da Leyla'yı seviyor. Herkesin kafası başka.